Ankara Kulübü Derneği kuruluşu Kızılca Gün TV'den herkese selamlar. Ben Mert Dokuzoğlu. Bugün Ankara'nın çınarlarıyla Sözlü Tarih programında konuğumuz Kamu İhale Kurumu Kurucu Başkanı Osman Sener Akkaynak. Sener Bey yayınımıza hoş geldiniz. Hoş buldum. Kolay gelsin. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet bugün Ankara'nın çınarlarıyla Sözlü Tarih programında Ankara konuşacağız. Sizin de söyleyeceğiniz çok şey vardır diye düşünüyorum. İlk soruyla başlayalım. Tabii buyurun. Başkent Ankara, sizin için ne anlam ifade ediyor? Başkent Ankara bir kere Ankaralı olarak benim için bir iftar vesilesi. İkincisi de bu cumhuriyetin başkenti. Bunların hepsini üst üste koyduğunuz zaman Ankara gerçekten büyük bir anıt, büyük bir onur ve gurur vesilesi. Ben onu hasbel kadar Ankaralı olmak asabiline çok yakından. Duyuyor ve de yaşıyorum. Geçmişten günümüze bir yolculuk yapalım e, istiyorum. Hay hay. E, dedeniz Osman Nuri Efendi meclis açılışında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'le aynı karede yer alıyordu. Evet. E, biraz bu anıdan bahsedelim. Sizin bildiklerinizi öğrenelim. Efendim e, malum e, meclisin açılışı bir cuma günüdür. E, hac bayramda cuma namazı kılınır. Ve e, Rıfat Börekçi'nin refakatinde ve de arkada bir bandonun refakatinde daha doğrusu meclis önüne gelinir. Bugünkü birinci büyük millet meclisi müzesinin önüne gelinir ve orada topluca dua edilir. İşte o dua resmi genelde çok bilinen bir resimdir meclisin açılışıyla ilgili. Orada Maraşal Çakmak, Börekçi, Börekçi Rıfat Efendi, Atatürk ve de yanında Rauf Orbay vardır. Rauf Orbay'la Atatürk'ün arasında bir arka sırada görünen ve de Atatürk'ün kalpağının gölgesi yarısıyla e, kapanmış bir e, beyefendi var. Pos bıyıklı bir beyefendi. O benim dedem Osman Nuri Efendi. O zaman soyad yok tabi, efendi sadece. Evet. Sizin de ilk isminiz dedenizden geliyor. Evet. Bizim ailede böyle bir gelenek var. E, ailenin ilk erkek çocuğu, göbek adı olarak dedesinin ismini alır. Benim de dedem Osman Nuri'den gelme Osman Sener Akkaynak'tır doğru. Evet. Benden sonraki de devam ediyor. Benim torunlarımda da aynı şey devam ediyor. Oğullarımda ve torunlarımda. Ne güzel bu geleneği sürdürmek. Sürdürüyoruz şimdilik. <laughs> ee, yine eski anılarınızdan bahsedersek geçmişle sizin yaşadığınız gençlik çağınızdaki Ankara'yla şu anki Ankara'yı bir kıyaslamak gerekirse biraz bundan söz edelim. Yani bu galiba e, sizin bana soracağınız en zor soru olsa gerek. Çünkü e, ben aslında e, Ulu Canlar'da Samanpazarı doğumluyum. Ne yazık ki şu andaki evimiz e, bir mescidin e, restorasyonu sırasında doğduğum ev şu anda yok. Ancak e, daha sonra e, Ankara'nın henüz bağ semti olan Ayrancı'ya yazları gider kışları dönerdik. Daha sonra tümüyle oraya yerleşildi. Çünkü meclis oraya taşındı. Meclis duvarı yapıldı. Ve ilk kez de Ankara Belediye Otobüsü çalışmaya başladı saatte bir tane. Dolayısıyla da Ayrancı'da biz biraz daha köy hayatını yaşadık. Yani bir yere gideceksek burnumuzun doğrusuna bağların arasından. Tabii köpekleri azgın olarak bildiğimiz bağları biraz daha yanından geçerek dolaşarak. Gidip gelirdik. Yürüyerek gidip gelirdik. Çünkü rahmetli peder. Babam yani eee ana fartalarda çalışır ama mutlaka yürüyerek gider, yürüyerek de dönerdi. Evet. Dolayısıyla biz e, şu andaki Ankara'da özellikle Ayrancı'dan söz ediyorum. Bana e, belli bir sokak ismi sorduklarında kusura bakmayın ben yabancısıyım diyorum. O kadar değişti. Yani artık Ankara bizim eski çocukluk anımızdaki Ankara değil. Gençliğimizdeki Ankara hiç değil onun için gençliğimiz Ankara'sında Ankara'sından da söz etmek gerekirse özellikle bir Kızılay turu vardı. Kızılay'ın çok bilinen yerleri vardı. Ve dolayısıyla da hiç kimse ev kıyafetiyle veya bağ bahçe kıyafetiyle Kızılay'a inmezdi. Herkes grand tuvalet orada gezer ve o kadar çok kişiyle devamlı karşılaşılır ki selamlaşmalar olurdu. Ve e, özellikle eski Ankara ile ilgili bir şey daha söylemek gerekirse, Ayrancı bağ olduğu için e, toprak bol miktarda var ve kırmızı topraktır. A, otobüsün e, Kızılay'daki durağı bugünkü Sakarya caddesinin ağzındaydı. Biz Ben Atatürk lisesi e, de okudum açıkçası çünkü meşhur Atatürk lisesi, meşhur Atatürk lisesi Sıhiyedeki. Zaten eğer e, ondan bahsedeceksek onu daha sonra yatalım. Orada söylemek istediğim şey şu. Ayrancı otobüsünün gelip gelmediğini biz Kızılay'daki kırmızı çamurdan anlardık. Bir Millet ayağında. Tabii tabii. Millet ayağında mutlaka kırmızı çamurla gelir. Durak civarı kırmızı çamur olurdu. Ve dolayısıyla da Ayrancı otobüsü gelmiş derdik. Dolayısıyla da de, e, Ayrancı'yla e, ve özellikle şehirle düşününce Ankara'nın içinde hem şehir hayatını hem de nispeten köy hayatını birlikte yaşama şansına sahip olduk bizim nesil. Ama şimdi e, sanıyorum Ankara'yı biraz daha farklı hatta üzülerek söyleyeyim kara kuru bir Ankara şehri olarak tarif edenler de var evet. maalesef. Ne yazık ki sonradan özellikle Ankara'ya e, göç edenlerin söyledikleri bir söz. Bu ulucanlarla canlarla ilgili e, sizin Milliyet Ankara'da Ali İnandım'la bir röportajınız <laughs> vardı. Biraz daha konuyu açmak istiyorum o çocukluk anılarınızla ilgili. Hay hay. Efendim ben 1941 yılında. Ocak ayında, Ocak 11 e, tarihinde doğmuşum. Doğduğum yer demin söylediğim gibi Ulucanlar üzerinde bugün restore edilmiş bir mescit var. Genegi Mescidi. Aslında onun galiba orijinal ismi Genegir olması gerekiyormuş. Ama Genegi Mescidi diye bilinir. Ona bitişikti duvar duvara. Ve orada doğdum ben. O evde doğmuşum. Dolayısıyla şimdi dediğim gibi o ev maalesef yok. Genegi Mescidi restore edilirken Duvar bitişik olduğu için onu kaldırmak zorunda kaldılar ki e, müstakil biçimde mescit ortaya çıkabilsin. Dolayısıyla da bizim e, en yakın yerimiz yani çevremiz e, yukarıda kaleye kadar Aslanhane Camisi ve kaleye kadar olan kesim. Aşağıda da en çok en çok aşağı yüz dediğimiz e, ana fartalar caddesine kadardır. Bütün e, Ankara'nın alışverişi özellikle e, çıkışçılar yokuşunda olurdu. Ve oranın esnafı hepsi birbirini tanırdı da. Ve e, izin verirseniz biraz esprili bir bakışla e, girelim. E, Ankara'dan özellikle kelle kebap türündeki fırınları... ...hep olucanlar üzerindedir. İdi. Dolayısıyla da oradan e, sıcak sıcak tezgahlarla şeyin önüne konur... olucanlar e, Caddesi'nin önüne konur. Gelip geçene satılırdı. Ama bağıran satıcı... E, kelle kebabın içinden beyni çıkarılmamış ve çıkarılmış olmasına e, e, izafeten o. Haydi beyinli var, beyinsiz var derdi ama belli kişiye bakarak söylerdi bazen onu da. Dolayısıyla de e, örneğin orada balıkçı Ömer vardı. Balıkçı Ömer e, babamın iyi dostuydu. Babam oraya doğru yöneldiğinde eğer balıklar taze değilse amca bugün senin şeyin gelmedi, emanetin gelmedi, yarın uğra derdi. Aynı şekilde yol üstünde bir kasap Numan ağamız vardı. İki tane Zib, İzbandot gibi bir oğlu vardı maşallah. Onların ikisi de sevmendiler. Kıyafetlerini giydiğinde mahallenin gençlerinin bizim e, erkeklerinin gıptasını çekerdi. Çok severdik çok hoşumuza giderdi. Ama bildiğim kadarıyla bayanları da farklı etkilerdi. Evet. Dolayısıyla o kıyafet insana biraz daha heybet veriyor. Zaten bunlar oldukça iri yapılı arkadaşlığı, kasaptılar. İşte kıyafeti, giyinince. kıyafeti giyinince inanılmaz bir insan olurdu. Heykel gibiydiler. Sizin de Seymen kıyafetiniz var sanırım. Evet. Benim de Seymen kıyafetim, kıyafetim var. Zaten biz, bilmiyorum bunu söylemek doğru olur mu ama... ...şu anda yönetimde olan Selahattin arkadaşımız, Vali Bey diye hitap ettiniz. Hı hı. O benim sınıf arkadaşım. Biz, Selahattin Ekremoğlu. Sel Selahattin Ekremoğlu. Dolayısıyla o sınıf arkadaşımla beraber hem eşimin eşlerimize birer tane bindallı yaptırdık. Hem de kendimize kıyafet yaptırdık. Ve de burada e, gene isimlerden söz etmek bilmiyorum doğru mu yanlış mı yanlış bir şey yapmamak için söylüyorum. Buradaki ustalarımızdan biz e, atım Araptır'ı öğrendik. Ve de bizim sınıf arkadaşlarımızın ben e, mülkiyeliyim ve dolayısıyla da 1961'de girildiğimiz için bizim e, onu özeniyorum size yeri gelince anlatacağız. E, bir grubumuz var. Her sene en az yılda iki kez toplanırız. Ankaralılar da Ankara'da her ayın ilk, iki, e, ikinci çarşambasıyla son, son çarşambası mutlaka bir araya geliriz. İkinci çarşambada bir yemek bir müze vardır, son çarşamba da sadece yemek vardır. Dolayısıyla da e, biz şu anda 60'ın üzerinde Ankara'da müze gezdik. Bunu da pek bilen yoktur gibi geliyor. Ama benim söylemek istediğim, o sınıf toplantılarında... ...büyük toplantılarda... ...biz Selahattin'le ve eşi e, e, Mukadder Hanım ve benim eşim Hülya ile birlikte... E, ...Atım Arap'ta bu sınıftaki arkadaşlarımıza sürpriz olarak oynadık, kıyafetlerimizle. Ve de çok takdir aldı. Yani... Ankara olarak oyundan sonra biz Ankara, Ankara, güzel Ankara marşını söyledik hep birlikte. Ve de açık söylemek gerekirse sahneden bir saate yakın süre inemedik. Resim çektirmek ve kutlamak için gelenlerden. Çıkırıkçılar Yokuşu'yla da ilgili bir program öncesi bir anınızı paylaşmıştınız. Bir hikayeden söz etmiştiniz. İzleyicilerimiz onu duysun isterim. Efendim o biraz ahi geleneğinden. Kaynaklanan bir şey. Ee, özellikle Çıkışçılar Caddesinde ayakkabı satılırdı. Ayakkabı değil de o zamanlar Kaliş putin denirdi ona. Manda derisinden yapma. Eski çarıklardan biraz daha ayakkabıya dönüşmüş halidir o. Dolayısıyla da e, sattığı malın çok sağlam olduğunu göstermek için satan usta mutlaka iki pabucu birbirine vurarak bir tak 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 diye ses çıkarır. Ondan sonra sarar ve müşteriye verir. Gelenek böyledir. Bir seferinde çıraklardan bir tanesi gene bir ayakkabı şey, polis, e, e, galish potin satmış. Fakat birbirine vurmayı unutmuş, paketlemiş. Arkadan usta koşup hemen adamın önünü kesmiş, alıcının önünü paketi açmış. Tak 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 vurduktan sonra tekrar paketi katıp adamın eline vermiş. Dolayısıyla onu yapmadan satış yapmak Yasak. <gülüyor> yasakmış. <gülüyor> Biz gençler için de çok güzel anılar anlatıyorsunuz. Ankara'yı farklı gözlerden görmek gerçekten keyif verici. Peki Ankara Kulübü Derneği ile yollarınız nasıl kesişti? Efendim yani Ankaralı olarak e, sanıyorum iki aşamada oldu bu. Bunu belki e, gerçekten bizim Çınar Seymenlerimiz falan daha güzel anlatacaklardır. Önce Ankara Kulübü zaten sadece Ankaralılara aitti. Daha sonraki aşamada Ankara ilçeleri de Ankaralı kabul edildi. Ben köken, köken itibariyle kalecikliyim. Evet. Yani kökümüz kö hep oradan geliyor. Bir tek e, benim doğum yerim zaten Ankara. E, ama normal şartlarda babamın doğum yeri yanlış. <laughs> Dolayısıyla da e, Ankara'yla kulüple de dolaylı biçimde ilgimiz babamın zamanında başlamıştı özellikle. Ankara kulübünün özellikle bu e, Atatürk'ün gelişiyle ilgili ya da Cumhuriyet Bayramı ile ilgili e, o zamanlar Ankara'da Karpiç logantası vardı... ...bir beyaz rusun işlettiği... ...oraya davetiye gelirdi... ...ve o davetiyelerden iki tanesini... E, ...bildiğim kadarıyla... ...babam bir vesileyle... ...bize verdi... ...ben bir arkadaşımla beraber gittik... ...ama çok sıkıldık tabii çünkü... ...hakikaten orada bizim kadar... ...genç başka kişiler yoktu... ...dolayısıyla da ilk kez kulüp lafına... ...ve Ankara kulübü adına... ...orada karşılaştık... Daha sonra e, söylediğim gibi e, Selahattin Ekremoğlu ile birlikte biz e, Ankara Kulübü'nün artık asil üyesi haline geldik ve e, yani şu anda galiba üye sayımızın kaç olduğunu kesin bilmemekle birlikte biz ilk 2000 içindeyiz e, diye düşünüyorum çünkü şu anda yanımda yok ama ka kartıma bakmam lazım. Tabii ilk üyeler Öyle görünüyor. İnşallah giderek de büyüyecektir. Çok güzel gelişmeler de oluyor Ankara Kulübü Tabii. Derneği'nde. Ferfenelerimiz devam ediyor. Evet. Ankara'nın tüm ilçelerinde konaklarımız açılıyor. Yurt dışından öğrenciler artık Ankara'da Ankara Kulübü Derneği'nin varlığını öğrenmişler. Ve buraya da ziyaret ediyorlar. E, projeler devam edecek. Burs alıyorlar bildiğim kadarıyla. Evet. Yani ben e, o bursdan katkılardan birini ben, ben yapıyorum devamlı. Onun ötesinde de efendim yani kalecikten söz ettik. Sizin söylediğiniz ilçelerde konak alma hikayesi en son Kalecik'te evet. böyle bir etkinlik yapıldı. E ben biraz Kalecikli olarak orada ev sahibi sıfatındaydım. Dolayısıyla da eksik olmasın Metin Başkan'la Kalecik işte o konağın bize tahsis edilen diyelim. Henüz satış yapılamamıştı. Tahsis edilen konağın e, restorasyonuyla birlikte... içinin tezini düşen, döşenmesiyle ilgili bir takım projeleri konuştuk. Ben sanıyorum kalecik ve kalecik ürünleriyle ilgili birkaç tane plaket hazırlatıp duvarlara asacağım. Ondan sonra da e, biz ustalardan öğrendiğimizi e, fazla oyun bilmiyorum maalesef. E, en azından atım Arap'tırı ben ondan sonra kalecikli e, seymenlere öğreteceğim. Evet. Ve dolayısıyla da e, artık e, kalecik e, açık söylemek gerekirse Ankara'nın biraz uzağında kalmış biraz e, ihmal edilmiş demek hoşuma gitmiyor ama e, kendi içinde kapanık bir ilçesi. Ama Atatürk'ü karşılamada 27'sinde e, Aralık'ta e, 300'e yakın e, hazırlık yapıldığını ve de atlıların iki gün önceden. Çünkü Ankara'ya gelebilmek için önce e, bugünkü Yurt denilen eski adı Ravlo olan yerde bir gece kalınır. Atlı arabayla da gelseniz, atla da gelseniz. Dolayısıyla bir gece e, Ravlı'da kalınır. Ertesi gün Ankara'ya gelinebilir. Ve o kafile e, şu anda resimleri var. Onları bulduk e, Kalecik'te. O kafile Kalecik'ten bayağı bir e, kalabalık grup olarak çıkmış ve devam etmiş. Yani iki gün, üç gün önceden çıkan yavru var. Sonradan da e, son iki günde e, kafilenin sonucu gelmiş. Özellikle benim bir şansım daha oldu. E, Atatürk'ün Dikmen sırtlarında karşılaşışının resmi vardır. O resimde seymenler vardır. Atatürk'ün arkasında çok bilinen yağlı boyası yapılmış evet. bir şeydir, ta tablodur. Dolayısıyla da orada dikkat ederseniz bir başörtülü hanım vardır. Evet. Ama kesinlikle bugünkü anlamdaki başörtüyü de kastetmiyorum. Resmen Yemeneli bir bayan vardır. O Ankara'nın en eski ve en ne diyeyim böyle erkekten bozma bir kadındır. Ona biz çürük nene derdik. Çürük nene. Kendisi öyle isterdi. Hı hı. Adını bilmiyorum. Ama çürük neneyi çok iyi tanıyorum. Ayrancı da hatta bir ara komşumuz da oldular. Dolayısıyla da onların da bağı vardı orada. Dolayısıyla da ben e, onu tanıma şansına da sahip oldum. O günü anlattığında mutlaka ağlardı. Ne kadar büyük bir şeref. Yani bu anıları birinci ağızdan duymuş olmanız çok büyük bir şans. Evet. O kadın o tabloda var. Evet. Rahmet okuyalım biz. Allah de. Rahmet, rahmet eylesin tabii. Allah rahmet eylesin. Çok keyifli bir sohbetti ee, Sener Bey son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler varsa izleyicilerimize sözü size bırakıyorum. Teşekkür ederim efendim. Ankara'nın öneminden bahsetmek için ilk açılışta biraz kısa geçtik galiba. Ankara hakikaten çok önemli. Atatürk'ün dehasının bir e, yansımasıdır diye düşünüyorum. Çünkü e, tabir caizse bir köyden bir başkent yaratmıştır. Ama başkent herhangi bir şekilde kuru binalardan oluşan bir bina şey, bah, şehir değil. Kültürüyle, diplomasisiyle ve de e, en ilginci e, okullarıyla... Mesela ben e, kendi okulumdan bahsedeyim izin verirseniz. Tabii. Hep ben Ankara'da okudum. Yani önce e, Saman Pazarı'ndaki e, in, pardon Hamam önündeki İnönü İlkokulu'ydu. Sonra Cebeci Ortaokulu Doğum karşısında. Sonra da Atatürk Lisesi. Sonra da Mülkiye. Mülkiye. Hiç Ankara'nın dışına çıkamadım. Ve sembol okullarda okumuşsun. <laughs> yani Ankara Ankara deyince. Dolayısıyla de mesela Mülkiye'nin e, kuruluşu 1856'dır ve Osmanlı'nın Endönü'nün okuldur. Yani içeriden idareci yetiştirdiği bir okuldur. Bu amaçla kurulmuş bir okuldur. Onun Ankara'ya getirilmesi bile Ankara Atatürk'ün dehasının bir örneğidir. Ve Cumhuriyet'in ilk okulu. Evet. Olarak daha sonra. Ondan sonra işte hukuk fakültesi ve arkası gelir. Onun içinde zaten şu anda mülkiye hala bir şehir üniversitesidir. Bir kampüsü olamamıştır. Çünkü mülkiye biraz yapısı itibariyle muhalif bir Yapıda, okuldur, evet. yapıdadır. Dolayısıyla da o nedenle de örneğin birkaç kere kampüs için değişik yerlerde, değişik mevkilerde büyük araziler söz konusu oldu. Mesela Orta Doğu'nun yaptığı gibi. Ama hiçbiri gerçekleşmedi. Bunlardan birisi de Gölbaşı'ydı benim okuduğum dönemde. Ee, i̇yi ki geçilmedi, o yapı korundu. <laughs> ben orada Cebeci'de kalması taraftarıyım. Hayır ona itirazım yok bildiğim kadarıyla Kayaş'ta bir yer ayarlanmıştı Ama bunların hiçbiri tahakkuk etmedi evet. Hatta izin verirseniz Son kez onu tamamlayalım Yani gene benim okulma karşı Vefa borcumu ödemiş olayım evet. Mülkiye'nin Siyasal bilgiler fakültesi olarak Bugün Türkiye'de birkaç tane tane Siyasal bilgiler fakültesi var artık Ama bir tane Mülkiye var Dolayısıyla da adının Mülkiye olarak Tescili için mecliste çok çalıştık Ben de dahil evet. oldum Ve özellikle ee, sizin de ismini bildiğiniz Metin Kazancı hocamız. Benim sınıf arkadaşımdır çünkü. Çok değerli bir hocamız. Ee, özellikle Ankaralı e, yani nerenin milletvekili olursa olsun ama Ankaralı milletvekillerini zorladık. Bir tasarı da hazırlandı ama kadık oldu. Yani e, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin ismi gene Siyasal Bilgiler Fakültesi olsun ama orası Mülkiye olsun istiyoruz. Mektebi Mülkiye. Mektebi Mülkiye. Ha, yani belki o kadar eski değil ama sadece Mülkiye. Çünkü duvarında hala mülkiye yazılıdır biliyorsunuz. Konferans salonunun duvarında evet. mülkiye yazılıdır. Ee, bahçesinde de ineği vardır sembol olarak. Ve inek bayramı. <laughs> i̇nek bayramı vardır. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Eğer e, yani Ankara konusunda söylenecek şeylerden bazılarından bahsettikse ne mutlu bize. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. ederim. Ankara'nın Çınarlarıyla Sözlü Tarih programında bu hafta Osman Sener kaynak konuğumuzdu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yeni bir konu ve konukla karşınızda olmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.